Günaydın değerli seyirciler. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Leyla Alaton. Başarılı iş kadını. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde kendisini birçok alanda görüyoruz. Biraz Türkiye'ye dışarıdan nasıl görünüyor? İçeride neler yapıyoruz? İş dünyasında neler oluyor? Turizmde, ekonomide ve sosyal hayatta neler var? Bunları konuşalım istiyorum kendisiyle. Lütfen siz de bize katılın. Yeniden merhaba, hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ee, Leyla Alaton, sevgili Leyla Alaton bizimle beraber. Hoş geldin, iyi hafta sonları. Leyla Alaton'u izleyicilerimiz yakından tanıyorlar ama ben şöyle bir özet yapayım. Aslında uzun bir özet olur. Leyla o kadar çok şey yapıyor ki aynı zamanda bir iş kadını her şeyden önce. Türkiye'nin çok köklü sanayi şirketlerinden, topluluklarından birinin de yönetim kurulu üyesi. Alarkoş Şirketler Topluluğu sözünü ettiğim kuruluş. Çok köklü bir, farklı alanlarda faaliyetleri olan bir kuruluş. Aynı zamanda kendisinin de konsantre olduğu bir iş alanı var. dünyada ve Türkiye'de hassas bir takım tıbbi cihazlar, teknolojiler üreten bir şirket var. Onun da yönetim kurulu başkanı Albi Medika'nın. Ama sanattan spora Leyla 7 gün benim gibi çalışan <laughs> ve yaşayan canlı cıvıl cıvıl bir insan enerji ve neşe dolu bir insan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Hakançım. Hayatının en çok en fazla zaman ayırdığın faaliyet nedir? Yani bu sözünü ettiğim olaylardan hangisine daha çok zaman ayırıyorsun? Albi, Medika meselesi mi? Tamamiyle gününe devresine bağlı. Bu dönem diye sorsam o zaman? Bu dönem daha yeni bayramdan çıktık. Çocuklarımdı. Ağırlıklı olan. Nasıl çocuklar? İyiler, Türkiye'de i̇yiler mi? Türkiye'deler mi? İyiler. Mı? Ne yapıyorlar? dışındalar şu anda. Okullar e, mı okullar? Aynen e, okulda ve de onlarla beraberdim bayram tatilinde. Şimdi tabii döner dönmez müthiş bir e, yoğunlukla hem işe hem de gelecek hafta İstanbul'un çok yoğun olarak yaşayacağı sanat olayları var. Çok var değil mi? Eylül'le birlikte e, canlanıyor aynen, İstanbul. Genel başlıyor. Genel başlıyor. Contemporary Art İstanbul başlıyor. Fashion Week İstanbul var. Yani, İstanbul Moda Haftası, Çağdaş Sanatlar aynen. hepsi üst üste geldi. Biraz ee, öyle oldu. Senin orada etkinliklerin neler var? Yani aktif olarak çoğuna katılıyorsun ee, ya da davetlisin içlerindekiler herhalde. E, hem e, yani destek verici olarak tabii işimdekiyim. E, Sponsorlarından birisi. Şöyle ki danışma kurulu üyesi olarak evet. e, ve destekçilerinden olarak. Yani yabancıları ağırlamak konusunda özellikle... E, gelsinler diye uğraşmak konusunda. Şimdi Türkiye'ye bir takım insanlar, yabancı dostlarımız geldiği zaman bizi biraz iyi anlatsınlar diye yani bizi iyi kim anlatır diye giden gidilen kapısı çalansınlardan biri rol <laughs> modellerden biridir Leyla. Ee, bazen daha zor oluyor çünkü konular ve ajanda daha yüklü oluyor. Bazen daha kolay oluyor. E büyük bir onur ama tabii Türkiye'yi anlatıyor olmak. Keyifli ve güzel tarafları olduğunu da düşünüyorum. Gelen yerleşiyor Hakan'cığım bu arada. Dün bir öyle sanatçıyla tanıştım. Vallahi New York'u bırakıp buraya yerleştim. Amerikalı mı? Cevher Yapan. Aynen Amerikalı. Bir bir galeride tanıştım. E, çok ve ilginç bir şey söylüyorsun. E, öyle yani. İstanbul'un cazibesi tartışılmaz. Hangi yani özelliklerinde? Bir, bir, bir bu. Bir, bence de öyle. Bırakıp gidemiyor insan İstanbul'u. Aynen İstanbul hepimiz de hepimiz zaten. burada doğduk, burada büyüyoruz ve hayatımızı burada sürdüreceğiz inşallah. Hangi özellikleriyle çok beğenmiş mesela İstanbul'a nasıl bağlanmış merak ettim o mücevherciyi. Ne diyor? Ee, zannediyorum buranın bu dinamizmi ve çok da tabii yeni geliyor bazı şeyler yani bazı şeyler her şeye rağmen daha doğu daha mistik daha cazibesi var. Çok yoğun bir şehir çok hareketli evet. bir yer. Dünyada böyle çok az şehir var yani birkaç şehir çok vardır az. belki. Çok ben hatta eşsiz olduğunu düşünüyorum İstanbul'umuzun. Katılıyorum. İstanbul'u ve Türkiye'yi anlatırken neleri öne çıkarıyorsun Leyla? Yani neden avantajlı mesela iş yapmak? Belki zor tarafları da vardır ama avantajlı tarafları, güzel tarafları bunları nasıl vurguluyorsun? Ne ne söylüyorsun insanlara? Bir kere çok ünik yani e eşsiz benzeri mi? yok. Eşsizliği, e cazibesi, e değişik çok şeyi birden e sunması her aradığını bulabilmen, çok kozmopolit olması. Yani bu büyük hakikaten bir zenginlik bizim için. bu çok büyük bir zenginlik. Bunun pek Doğru. farkında mıyız bilmiyorum ama ona sahip çıkmamız lazım. Çünkü bu kozmopolit zenginliğimiz azalır ve daralırsa çok fazla homojenleşirsek Yok. sıradanlaşabiliriz diye Aynen şey öyle. yapıyorum. Benim katılır mısın? %100 katılıyorum. Evet. %100 katılıyorum. Ee, bir taraftan da sen bir iş kadını olarak yani Türkiye'de iş yaparken mesela eskiden hep bürokrasiden şikayet ederlerdi iş yaparlarken. Şimdi iş ortamı nasıl Türkiye'de Leyla? Yani zorlandığınız çok şey var mı? Mesela bir çağrı yapmak istesen hükümete, devlete, iş dünyası adına bir önerin var mı? Bir şey bir fikrin var mı mesela işler daha kolaylaşsın, hızlansın, yatırımların önü açılsın diye ne dersin? Ee, müthiş e, yapıcı, pozitif bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü herkes e, şunu ikra e, 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 anlamış durumda ki hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Yani benim şey Sen Senin Sen senliğin, senin iyiliğin, evet. benim iyiliğim. Aynen öyle. Biz beraberiz. Evet. Doğru. Ve ayrılamayız ve bu geminin içinde beraberiz. Mutlaka yapıcı olmalıyız. Mutlaka ileriye yönelik. Herkes kendine ne düşüyorsa onu yapmalı evresinde devresindeyiz. Ve bürokrasinin de son derece dünya standartlarına vakıf, bilinçli ve eğitimli olduğunu gözlemliyorum. Yani aynı dili konuşuyoruz. Çok güzel. Gidip de derdini anlatamaman gibi bir durum yok. Yani Ankara'da işler eskiden böyle zor yürürdü, anfalı ağırdı. Hayır. Bu artık yok mu? Hayır yok. Ulaşabiliyorsun. Peki Leyla, hani şu da olsa çok daha iyi olur diyeceğim bir boyutu var mı önümüzdeki süreçte? Bu e, hız sayısı? açısından daha hızlı olsa tabii ki daha iyi olurdu ama şey gibi bu on çocuklu bir aile reisi anne baba gibi yani hangi birine bakacak önce gibi evet. bir durum da var yani önceliklerin o, o, o da yani biraz empati yapmak lazım ve de hangi birine öncelik versinler ve hangi ama orada da tabii e, evet. orada kararlılık gerektiriyor ve de önceliklilerinin belirlenmesi gerekiyor. Şimdi Leyla siz Alarco tarafında yani endüstrinin farklı alanlarında, ekonominin farklı alanlarında yıllardır varsınız. Kaç senelik şirketi aşağı yukarı? 60'ın üstünde. 60'ın üstünde maşallah. Çok daha uzun yıllar inşallah gider. İnşallah. Bu kadar insanın ekmek yediği, istihdam edildiği yer. Aşağı yukarı kaç kişi çalışıyor grupta, bütün grupta? Beş bin civarı. Beş bin. Tabii taşeronlar, taşeronlar vesaire yani çok dokunduğu güzel. kitle daha Yeniliksel da büyük. sanayi kollarının dışında işte hep diyoruz ya startuplar, yeni iş alanları, küçük şirketler, yeni teknolojiler sen bu konulara çok kafa yoran bir insansın dünyayı iyi takip ediyorsun ve Türkiye'de de yeni bir iş kolunda çalışıyorsun. Doğru. Yeni teknolojiler Doğru. sağlık alanında yani katma değeri çok yüksek bir şey çok. üretiyorsunuz ve büyük bir ihracat imkanınız var ki yapıyorsunuz Doğru. da ihracat. Doğru. Biraz böyle ihracat dahil. İran'a da mı satıyorsunuz? <laughs> Tabii. Ha çok iyi. Peki bir kısaca anlatır mısın lütfen siz ne üretiyorsunuz ne satıyorsunuz? Bu yeni teknolojiler yeni Türkiye'de teknoloji neler var? Yeni teknoloji derken elbette katma değeri yüksek ürünler zaten babamın en büyük biliyorsun merakı oydu yani. Türkiye ancak e, otomobil yaparak falan değil, katma değeri çok yüksek. Hep söylerdi değil bunları? Hep söylerdi rahmetli. Bu arada 11'i, pazartesi ölüm yıl dönümü, e, sene oluyor. Huzur içinde yatsın diyelim. Amin. E, i̇nşallah. Amin. E, yani büyük şeyler, büyük bir kültür ve sanayi mirası bıraktı. Türk sanayisinin çok önemli isimlerinden biriydi. E, Doğru. Merhum İshak Alaton'dan bahsediyoruz. Leyla Hanım'ın babası evet. e, vefat etmişti. Evet. Ölüm Yıldönümü pazartesi. Evet 11 Eylül. Saygıyla analım biz de bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ve katma değeri yüksek. Medikal cihaz dediğimiz ürünler teknoloji ağırlıklı. Çok hızlı orada da değişimler yaşanıyor. Ee, bizim ürünlerimiz hatta e, çok iyi bir haber aldım bu hafta. Almanya'da Çinli bir şirket tarafından kopya edildiğimiz için onları durdurabildik satışlarını. Bu çok önemli. Bir bir dava şey. mı açtınız orada? Aynen öyle. Şimdi çok enteresan aslında biraz da mutlu da oldum buna. Yani bir Türk şirketinin bir ürününün Aynen öyle. kopya ediliyor olması hoş bir şey değil tabii ama bir taraftan çok hoş bir şey. Gurur verici çok bir hoş şey. bir şey. Gurur verici bir şey. Demek gurur ki biz, bir biz şey. öyle bir seviyeye gelmişiz Aynen ki öyle. belli alanlarda. Aynen. Taklit ediliyoruz diye evet. böyle bir hava atalım biraz. Evet. Ama durdurdunuz galiba. Durdurduk, ama. durdurduk. Evet. Çok önemli. E, dünya şirketi olmak böyle bir şey artık. Yani bir dünya şirketinin memleketi, dini, di, dili Tabii. falan olamaz. Yani Brezilya'da da satıyorsan, Tabii. Malezya'da da satıyorsan. Kaç ülkeye satıyorsun aşağı yukarı? 70'e yakın ülkeye satıyoruz. Evet. Üretiminizin? büyük bölümü Türkiye'de mi? Hem Türkiye'de hem İtalya'da. İtalya'da. Türkiye'de şimdi ikinci bir fabrikayı inşallah hemen bitişinde serbest bölgede inşa etmek yeni yatırım. üzere yeni, yeni, yatırım yeni yatırım var. Yeni yatırımdan bahsediyorum. Çok bahsediyor. güzel. Biraz yani gençlere de lütfen yani bir rol model olarak yani biz birçok genç kız mesela seni izliyor olabilir şu anda. Genç insanlar seni izliyor olabilir. Nasıl başarılıyor bunlar? Yani neye dikkat etmek lazım? Sen nasıl başardın? Yani mutlaka tabii babanın çok büyük bir rolü oldu, yol gösterici oldu, kapıları açtı belki de birçok anlamda ama senin kişisel başarıların olmasa bunları şu an yapamazsın nihayetinde. Biraz ipuçları var mı? Ee, i̇puçları şöyle olabilir. Zannediyorum ki e, bugün dünya çok eşit bir platformda. Yani insanların bilgiye, paraya e, ulaşımı çok daha eşit e, bu dijital dünyadan dolayı. Onun için bu dijital dünyayı okuyabilmek lazım. Onun için de e, bıkmadan, usanmadan, üşenmeden hakikaten e, meraklı olmak lazım. Meraklı, meraklı. Yani hangi konuya meraklıysan orada fokuslanmak, orada hakikaten içine girmek, orada bir uzmanlığa ulaşabilmek ve ne istediğini iyi bilmek e, diye düşünüyorum. Çünkü e, ancak böyle olacak yani başka türlü olamayacak her şeye birden hepsine birden yetişilemeyeceğine göre insan sevdiği alanda odaklanmalı odaklanmalı dağılmamak mı önemli dağılmamak insan. dağılmamak e, mutlaka bir İngilizcenin çok çok iyi olması gerekiyor diye düşünüyorum dünyayı takip etmek açısından şart şart evet. ee, çok seyahat ediyorsun. Değil mi? Çok seyahat eden bir insan. Çok ediyorum, evet çok ediyorum. Çok öğretici bir şey seyahat etmek. Aynı fikirdeyim. aynı fikirdeyim. Yani bir <laughs> otel odasını açmak bile artık e, her sene değişiyor, İnan bana. Gerçekten. Yani öyle. yeni e, teknolojiler. Hep aynen öyle. Var yani musluklar değişiyor, artık daha ne olsun? Yani dünya o kadar hızlı değişiyor. Yani de. tasarım, yani bu aslında yaratıcı <laughs> düşünceye biraz geliyor, değil mi? İnovasyon, inovasyon. Hep, bütün işlerinizde, sizin de öyle. Biz bu konuda Türkiye'de daha çok yol açmalıyız herhalde insanlara, gençlere değil mi? İnovasyon konusunda biraz herhalde eksik, yavaş kaldığımız yerler Ama var. Ama çok e, hakikaten çok büyük atılımlar da yapılıyor. Çok büyük destekler de var. E, üniversitelerde e, çok odaklanılıyor artık bu konuya. Girişimcilik konusuna biliyorsun yani o çok. kadar büyük bir üniversite artık şeyi oldu ki Komutu sayısı, oldu, sayısı da oldu, arttı. onlar da odaklanmaya başladı. Leyla kadın olmak zordur zordur falan diye bir şey söylerler ya Türkiye'de yani özellikle iş hayatında sen onu çok yaşadın mı yani var, var mı öyle bir şey gerçekten içeriden bakıldığı zaman ee, sen gerçi erkek dünyasını da çok iyi bilen bir iş kadınısın her iki dünyada da yani yaşadığın yani, ortamlar itibariyle hep yalnız olduğumu Kabul etmek istemedim ama aslında dışarıdan bakıldığında yalnızlık çekiyorsun. Yani öyle tek mi? Başı, tabii Kadın ki olmaktan ötürü mü biraz? Elbette yani, yani en azından. Bir de o, o seni çok daha... E, güçlü, Hırslandırıyor mu? Hırslandırmıyor ama daha güçlü durman gerektiğini hissettiriyor. Yani e, pes etmek istemiyorsan tabii ki. E, yani, e, yani bir kulübün üyesi değilsin. Yani hı. sen yalnızsın. Sanki büyük bir takıma karşı tek başına futbol oynuyor gibisin birazcık. Ama hayatımın bütün evrelerinde bunu yaşadım. Yani iş hayatıma girdiğim günden beri. Onun için bunu artık hiç o kadar içselleştirdim ki bunu hiç farklı bulmuyorum. Yani bunun içinde büyüdüğün bir şeyi sorgulamazsın bile. Ama şimdiki bilgilerimle bütün bu duyduklarım, gördüklerim, okuduklarımla ve biliyorsun çok şey bir çizgim vardır yani kadının ekonomik bağımsızlığı konusunda çok projede ürettin, destekli evet, oldun hala evet. da yapıyorsun. Başından beri yani moda oldu diye değil ben 30 evet. senedir bu işin en içindeyim. En başından beri ilgileniyorum. En başından beri o zamanlar pek dinlenmiyordu lafımız ama şimdi galiba daha bir anlaşıldı ne demek istediğimiz. Ee, başından beri ama yalnızım zavallıyım Pes ediyorum demedim. Karakter icabı, ee, belki öyle bir yaratılıştan dolayı, bir de bunu tabii kabul ettiğim için, bilmiyorum. Leyla, biraz Türkiye'de bu patronlar katında da yani bir yani erkek bakışı, hakimiyeti ve muhafazakar yaklaşım hep var mıdır? Yani TÜSİAD, Gerçi iki kadın başkanı da oldu yani Arzuhan Hanım, Arzuhan Doğan Yalçın da oldu, Ümit Hanım yaptı ama. Hep böyle bir patron kadında da ama kadınlar falan diye böyle erkekler kendi aralarında biraz böyle dışlayıcı bir tutumları oluyor mu? Yani yüksek seviyelerde birer. Valla onlar da değil. farkında değiller gibime geliyor. Çünkü kötü bir niyet yok arkasında ama. Şüphel kod haline. Bir hayır geliş. her birinin ya karısı var ya kızı var yani. Bu, bu Bana mantıklı gelmiyor onların kadınları dışlaması ve bilinçli olarak yaptıkları. Ama ne yazık ki bir, 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 bir farklı görme, bir, 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 bir cinsiyet ağırlıklı bir, bir görüş, davranış var elbette. Yani bu daha oraya varmadık yani biz cinsiyeti görmeyecek kadar şey yapmadık diye düşünüyorum. Leyla bu konular Türkiye'de de her düzeyde çok tartışılan konuşulan şeyler. Yani iş dünyası boşun daha yumuşak bir tarafı belki ama işte kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet, istismarlar vesaire vesaire. Böyle bir sorunlar yumağımız da var. Senin yani bunları aşmak için neler yapmak gerekir bu konuda kafayı oranda bir insansın. Yani hukuk mu, eğitim mi, e, kültürel kodlar mı? Ne, bilinç. Ne diyorsun sen? Bilinç. Bilinç mi? Bilinç. Yani e, üstünü kapatmamak, konuşabilmek, tartışabilmek. Halının altına e, süpürmemek e, ve tartışılması. Tartışılması, herkesin fikrini söyleyebilmesi, e, üstüne alınmaması, <laughs> korkmaması bir şeyi söylerken veyahut da bir araştırmayı sunarken e, konuşulabilmesi. Konuşulmadan hiçbir sorun şey yapılamaz ki yani iletişim. Her konuda olduğu gibi. Özgür da. tartışma ortamını sağladığımız Aynen. zaman değil mi medyada da diğer sosyal ortamlarda da bunu konuşmak mümkün olabilmeli. Biraz kadın girişimciliği konusundan bahsettik ama sen o konuda çok proje üreten insanlara destek de olmuş mu insansın çeşitli şekillerde? Nasıl desteklenmeli kadın girişimciliği? Türkiye'de hangi alanlarda daha çok böyle bir imkan var gibi görüyorsun mesela baktığın zaman? Kadın girişimciliği son derece hızlı ilerleyen bir alan. Çünkü artık e, rol modellerinden dolayı kadınlar çok cesaretlenmiş durumda. Yani cesur bir duruşları var artık. E, bu bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Çünkü cesaret edip öne çıkmıyorlardı. Şimdi bir kere o kırıldı mı? Bir de ya. rol modelleri. Yani Ol. o yaptı ben niye yapamayayım? Hani biz değil artık şehirdeki bilmem kimin kızı değil artık. Yani solucan gübresiyle ihracat yapmaya başlayan bir köylü kadın dan bahsediyoruz mesela. Çok projeler Bu, var. bu rol modelleri yani kendilerini Kendi özdeşleştirebilecekleri rol modelleri çoğaldıkça kadınlar cesaretleniyor. Cesur oluyorlar. Ve ben de yapabilirim noktasına gelebiliyorlar. E, kost, bütün bu krediler bizim kagiderin yaptıkları Küçük ve orta ölçekli işletmeler için. Aynen. Ya imkanlar var artık. Yeter ki e, yapılmak istensin. Sen Kagider'de de çalışıyorsun, üyesisin ee, değil mi? Kurucularından. Üyesin. Kurucularından. Ben çok, kurucu ve başlatan olmayı seviyorum. E, çok önemli ama Kagider gibi kurucular. Yani kadın girişimciliğini desteklemek adına bugüne kadar herhalde binlerce kadına ulaştınız diye düşünüyorum değil mi? On yani, binlerce. On binlerce kadına. On binlerce. Siz onlara proje bazında mali destek mi verdiniz? Verilmesini sağlıyor. Yani kapı aralıyorsunuz, yol gösteriyorsunuz, aracılık ediyorsunuz değil mi? Kapıdan geçmek onların işi. Onların işi. Biz hangi kapıya nasıl gideceğini anlatıyoruz ama kapıdan içeri girmek onun işi. Yani işi yapma için. bilgisi, know-how falan dedikleri şeyleri ortaya koyuyoruz. Her bakımda. Zaten o benim de misyonum o bir mentor olarak gençlere. Evet. Yani bana çok genç gelir, çok yakın olduğum ve de takip ettiğim genç arkadaşlarım var. Kapıyı gösterin derim. Yani kapıyı da ben bulmayayım artık sana. Tabii. Kapıyı göster açabilirsem açarım. Ama içeri girmek de senin e, e, becerine bağlı. Olursunuz. Seni mesela ba gelen başvurular, projeler arasında e, çok etkileyen bir şey var mı? Bunlar arasında bir aklına gelen. Ya yani Öyle bir şey geldi ki mesela çok beğendim, çok destekledik. Şu anda da şöyle oldu falan diye bir şey aklına geliyor mu? E, çok kurumsal bir yapıda olduğumuz için bize uymayan çok şey geliyor. Ama nereye gidebileceklerini söylüyorum. Yani bence o da bir e, misyon ve o da bir, yararlı bir şey. E, ben ilgilenmiyorum. Çok mersi deyip kapı dışarı etmiyorum. Yani şuraya gidin, şuraya yönlendirmek e, Yönlendirmek, yönlendirmek bilgi ve ilgimden dolayı evet. yönlendirmek e, görevini yaptığımı düşünüyorum. Kagider dışında başka neler var buna benzer şeyler? Turkish Win var. Uluslararası e, oldu. Rol modelleriyle ilgili çok önemli bence e, o kişileri dinlemek. Ee, o kadar çok var ki. Ee, yani ben e, Mardin'deki e, e, tığ işinden kolye yapan e, kooperatif kadınlarının da mallarını e, alıp yurt dışında hediye olarak verip e, onların hatta e, New York'ta satılmasını sağladım. Anlatabiliyor muyum Yani, Tabii dünya. Leyla bir de şeyler görüyorum mesela sen spora da çok meraklısın özellikle deniz. Ay öyle gözüküyor. Ben bir tek yürüyüş yapıyorum sabahları vaktim olunca. Ama ya ben inanın. dünyanın bir ucunda senin destekin. Millet neler yapıyor ya? Yapma. Tekneler denizcilik falan filan onlara da. Aa o sponsoru önemli, olduğumuz sponsoru olduğum olduğum dönemdeydi faalde. tabii. Mesela öyle insanlar görüyorum ki ya bir enstrümanım olsa ben gerçekten çok yetenekliyim çok güzel bir performans ortaya koyabilirim veya sporda biraz desteklensem Şöyle böyle yapabilirim diye. Anadolu'da çok pırıl pırıl gençlerimiz var. var. Biraz onlar daha çok destek görebilseler. Böyle projelerde var mı onları destekleyen? Senin gördüğün. Ya var, Veya var. Hakikaten olsun? dediğim gibi sosyal medyayı kullanabilen e, o yolları daha kolay bulabiliyor. Çünkü e, bu bir araç artık sosyal medya. Sen çok iyi kullanıyorsun. Ee, ben çok seviyorum. Twitter'ı ama Instagram'ı daha çok kullanıyorsun galiba değil mi? Daha Hayır, çok. Hayır, e, bu Twitter. ara LinkedIn'e sardım. LinkedIn'de daha aynı lisanlı konuştuğumu düşünüyorum. Ee, farklı şeyler paylaşıyorum. Ee, Instagram çok sos şey görsel. Öyle mi? Biraz Tamamıyla görsel. Yani kimsenin hiçbir şey okumaya falan sabrı yok. Köpük gibi biraz gidiyor gidiyor mu biraz hızlı, hızlı? Hepsinin ayrı ta kitlesi, takipçisi, hepsinin ayrı. Sanki ayrı arkadaş grupları gibi görüyorum. Doğru, Arkadaşlarım doğru. da çok farklıdır benim. Twitter'dakiler <laughs> Sosyal başka. Sosyal gruplarım da çok farklı. Twitter'dakiler farklı, Instagram'dakiler Aynen. farklı. LinkedIn'de ben LinkedIn üyesi değilim bu arada. Aa, ya, Ben LinkedIn'e e, hayali. İş dünyasındaysan LinkedIn. Mutlaka. Yani gerisini değil mi? geçiniz. Öyle İş mi? dünyasındaki bilgileri, verileri paylaşmak istiyorsan e, mutlaka orası. Yani iş bulma nasıl platformu olarak da çok önemli. Mesela senin profilindeki bir insan nasıl faydalanıyor LinkedIn'den? Ee, mesela Albi Medica ile ilgili bu medikal cihazın e, 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 Çinlilere karşı dava kazanmam LinkedIn haberi. Yani miydi, Instagram o? haberi hiç değil. Anlatabiliyor doğru, muyum? Doğru. Ee, ve evet. orada yurt dışından da takip edildiğim için e, rakiplerim açısından son derece önemli bir e, platform. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani... İş dünyasındaki başarıları veya arayışları veya paylaşımları yapmak için en önemli yer Sosyal ediyorum. medya danışmanlığı alıyor musun? Danışma hizmeti alıyor musun profesyonel düzeyde? Almıyorum. Kendi başına? Almıyorum ama alacağım. Çünkü çok biraz. daha iyi olabileceğini görüyorum, düşünüyorum. Mesela YouTube kanalım olmalıymış. Bunu yeni öğrendim. Dünyadan haberim yok benim demek ki. Kendimi çok geride gördüm, çok üzüldüm. Ne, ee, ne yapacaksın YouTube kanalı yapıp mesela ne paylaşacaksın? Bütün şimdiye kadar yaptığım konuşmalar, mesela bu konuşma bile orada yer almalı. Daha Gerçek, sonra dönüp bakmak isteyenler doğru. açısından. CNN Türk'ün internet sitesine girip bakacaklar ama seni kişisel olarak da takip edenler oradan aynen. görebilirsinler. Aynen, aynen. Yani. Evet. E, ama hepsine mesai acaba, ayırmak, zaman ayırmak, biraz planlamak çok ciddi 8. zaman alıyor. 8. viteste yaşıyoruz yani gidiyoruz, şey enerjimizi alıyoruz, pillerimizi dolduruyoruz bir tatilde. Dönüyoruz, 8. viteste gidiyoruz. Çok zaman ayırdığını, fazla zamanlı tükettiğini düşünüyor musun? Sosyal medyanın böyle hiç, bir tuzak tarafı hiç da var. Hiç öyle düşünmüyorum. Kaç saatini ayırıyorsun? Saatle mesela? değil, dakikayla bu. Sadece dakikalar ayırıyorum. Çok uzun bakmıyorsun. Hiç, efendim. hayır. Hiç öyle e, zaman ayırdığımı düşünmüyorum. Çünkü daha çok veren taraftayım. Alan değil, veren. Hiç, i̇çerik üreten. Evet. içerik üreten ve orada durduğum için koymayı, paylaşmayı seviyorum. Bunlar da hep birer dakikalık şeyler. Lena, yani sen biraz da şimdi bir iş kadınısın ama bir taraftan da yani eski cemiyet hayatının da tanınmış insanlarından birisin diyelim. Orada mesela paylaşımlara da dikkat etmek, bazen yani fotoğraf paylaşırken vesaire e bir hassasiyet göstermek gerekebiliyor onu nasıl yönetiyorsun orada nasıl paylaşımlar yapıyorsun ee, özelimi paylaşmamaya biraz efor sarf ediyorum çünkü o kadar güzel şeyler var ki onları da paylaşmak istiyorum ama sonra içimden hiç gereksiz böyle bir şey paylaşmak diyorum mesela Yanlış ailemi anlaşılabilir, tepki çekebilir hayır, falan değil mi bu artık bir şey de bana kalsın noktasında onu da artık paylaşmak çok özel günler değilse aileni falan pek paylaşmıyor hayır hiç mesela. paylaşmıyorum yani paylaşmak istemiyorum, e, ...gerek de görmüyorum. İnsanın birazcık da özeli olması lazım. E, ama bütün güzellikleri paylaşıyorum, bütün sanatla ilgili yaptıklarımı gördüklerimi. E, yani başkasının işine yarayacak olan her şeyi paylaşıyorum. Bu sabah düşünün, Instagram direkten geldi. Siz e, gösterdiniz diye bir sanatçının eserini aldım. Ben de sanata destek vermeye çalışıyorum diye bir mesaj geldi. Dedim. Demek ki ben boşuna koymuyormuşum bunları. Yani o kadar destekleyici ve de cesaretlendirici oldu bir bu benim sen, için. Bir de sen mizah duygusu çok gelişmiş bir insansın. Severim. Bol bol mizah kullanıyorsun. Hatta insanın kendisini tiye alabilmesi çok önemli bir şeydir. Yani, en sevdiğim. Yani barışık olabilmesi insanın. Muzur bu Leyla. Biraz... Aynen öyle. Sen onu çok tatlı bir şekilde özellikle Instagram'da keyifli yapıyorsun. Peki biraz... İnsanlara bir önerin olur mu? Yani sosyal medya kullanımında ünlüler açısından dikkat edilmesi gereken bir şey önerir misin ya? Yani bakın şu bir ciddi bir hata gibi geliyor bana dediğim bir şey var mı? Ee, ben cemiyet hayatı ünlüsü gibi görmediğim için kendime o noktadan bakamıyorum hiçbir şeye. Ama çiçek, böcek ve yemek paylaşmak adetim yok doğrusu tabii. Dünyanın en şeker bir köpeğine rastladığımda e, onunla poz vermeye ben de bayılıyorum yani. Ama e, bunu her gün yapmak durumunda değilim. E, tatilde martıları besliyordum. Onu mesela hemen bir gazete alıp tık diye koymuş. Öyle mi? Evet e, yani o risk olabiliyor. Veyahut da bir konsere gidiyorsun deliler gibi böyle coşmuşken. Da, eee Instagram'da onu böyle coşkuyla paylaştığında tak ertesi günü gazetede görebiliyorsun. Ki bu normal yani. Niye almasın? Madem ben koyuyorum, onun da alma hakkı var. Onun için bunlar yeter ki güzellikler olsun, yeter ki pozitiflik olsun, yeter ki iyi bir şey paylaşmak olsun. Magazin basınının herhangi bir mağduriyetine uğradın mı sen de mağdurlarından mısındır? Bazen çünkü tanınmış insanlar, ünlüler yani bak öyle değildi, böyleydi. Haksızlık oldu, yanlış oldu gibi istemederler medyadan arkadaşlarımıza. Sen yaşadın mı böyle şöyle ben daha ciddi medyalar tarafından da mağdur edildiğim için magazine hiç laf etmeyeceğim. Öyle mi? O evet. bilmediğim bir şey mi var Hayır, acaba? gerek yok. Eski gerek yok. zamanlarda mı oldu? Yok, hiç değil. Çok Benim? yakında. Kaçırdım ee... demek ki ben <laughs> seni güzel bir şey ama galiba. Hayır, sadece gerçeklerden uzak haberler tabii insanı ee, şaşırtabiliyor veya e, üzebiliyor bilemiyorum yani ne kadar. Yani istersen söyle ne Hayır olur? hayır hiç gerek yok. Gerek yok, yok girmeyeyim hiç ona Hiç gerek diyorsun. yok hakikaten yok. Ee, yani haksızlık ve yanlış bir haber mi vardı o anlamda mı söylüyorsun? Yanlış bir bilgi. Yanlış miydi, yanlış, yanlış. Öyle mi? Yanlış elbette. Yani haber çok ciddiye alınmalı ya. Diye düşünüyorum yani e, hakikaten her şekilde ispat edilebilmeli sonra dönüp bakıldığında yani e, habercilik ciddi bir iş. Yani bu son ciddi derece, derece ciddi ve hepimizin sorumluluğumuz ciddi var burada yani aynen. böyle bir hata yapılıyorsa. Ve kişinin e, itibarı, kişilik itibarı, hakları, aynen, şirketi aynen, söz konusuysa çok dikkat etmek gerekiyor. Aynen gerek. ve de onu e, yalanlayamayacak pozisyonda da olabiliyorsun. Ee, o da zor bir şey tabii bizim gibi iş dünyasında olan kişiler için. Neyse e, ama sosyal medyanın bana tanıdığı ve de benim en çok e, sevdiğim tarafı hakiki Leyla'yı gösterebilmem. Yani ben üçüncü ikinci sayfa haberi e, e, olarak tanınmıyorum. Nitekim çok insan yok efendim bu gerçekten siz misiniz? E, sosyal medyada siz mi e, yok e, yazıyorsunuz diye. Hala şüphe duydukları var. Yani, yani sanki orada... ben muzur olamam. Sanki ben... Hep kontrol etmek evet. zorundaymışsın. Aynen yani hiç öyle bir... Doğal ve rahat olmak sanki pek mümkün değil. Evet evet. evet. yani insanların kafalarında belli kalıplar var, mitler var. Ee, biz normal insanlarız ya. <laughs> Hiçbir evet. farkımız yok. Evet. Bizim de problemlerimiz var yani. Olmaz olur mu? Hem de nasıl sorunlar <laughs> var? Leyla sen teknolojiye de meraklısın. Bakıyorum böyle elektronik, evet. dijital saatler varlar. Evet. Çok kullanıyor musun günlük hayatında? Dediğim gibi takip etmeye çalışıyorum. Teknoloji bağımlılığı olan insanlar hiç değil. Hiç değilim. Hiç Koyar mısın telefonu bir kenara böyle açmadan? Bir gün seyahat ettiğim gün telefonum kapandı. Dedim ben şimdi ne yapacağım? Bütünüyle mi kapandı? Ne oldu yani bir mı? Durdu. Açılmıyor Kaç saat? Kaç saat kayboldu şey bilgiler? Uçağa gideceğim. Önce çocuklarımı göreceğim. Onlara ulaşmam lazım. Ee, navigasyonu kullanmam lazım dedim. Bu burada bir mesaj var yani buradan bir şey çıkartmam lazım. Tabii ki iPad'im hemen aklıma geldi yani o da bir e, çıkış yolu. Fakat e, sandığım kadar da paniklemedim ya. E, paniklemek istemedim yani ben bunun bu kadar esir miyim değil miyim diye kendimi de test etmek Yönetilebilir istedim. Yönetilebilir durumda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Evet. Sonra da e, tabii ki oğlum. İki tarafa birden basıp açı verdi makineyi. Başı... Kendimi tekrar bir zavallı, bir beceriksiz <laughs> gibi hissettim. Yani... Ama işim hallolduğu olduğu için. <laughs> Resetleme denen şey yapıldı yani. Aynen adam, o kadar, ben yaptım diye düşünüyordum. Her tarafına basmıştım çünkü hani, ama eğer et, ikisine birden basmamışım. Basmak, <laughs> hani çok basit gibi geliyor akla ama bir açıp kapatın derler ya. Bazen <laughs> açıp kapatmak işe yarar ya öyle bir şey oluyor. <laughs> Aynen. Senin de başına geldi galiba. E, gelmez mi? yani hepimiz kullanıyoruz. <laughs> ama ben şimdi biraz bağımlıyım yani meslekten ötürü de. Yani birkaç saat bile ulaşamayınca telefon kapanınca bayağı sorun oluyor. O yüzden çift telefon da oluşturuyorum baksana. Hayır ben daha çifte geçmedim. Aman, geçme ama geçme zaten. Ama iPad kenarda duruyor. Yani tabletlerle bir şekilde. <laughs> Aynen. Peki e, şimdi çok seyahat eden bir insansın ve işte Türkiye'ye gelenler sana da geliyorlar soruyorlar falan. Türkiye'nin algısıyla ilgili Leyla neler var son dönemde? Son bir sene içinde mesela dışarıdan yani yanlış doğru algımız nasıl bizim bakınca? Biz biraz kafa karıştırıyoruz galiba. E, çünkü... E, Gerçi algımızda bir sorun olduğunu o kadar düşünmüyorum. Çünkü dünyanın her yerinde bir o kadar e, büyük e, sürprizler, e, yanlış algılar veyahut da yanlış bilgilendirmeler var ki özellikle e, şimdi bu Amerika'nın durumu, başkanının durumu, işte e, Kuzey Kore meselesi vesaire, Myanmar birdenbire burma. Yani bir Artık en büyük sorun bence e, güvenirlilik. Bütün dünyada. Bilgiye güvenirlilik. Yani doğru Bütün mu o dünyada. bilgi acaba? Bütün mi? dünyada. Yani sizin işiniz en zoru bana sorarsan. Çünkü çok büyük soru işaretleri var artık haberler üstünde. Yani birkaç yerden çek etmek istiyorsun bu gerçek mi diye. Eskiden öyle değildi. Ne okuyorsak inanırdık. Hiç öyle değil. Şimdi bir fotoğraf Hiç paylaşıldığı öyle zaman bu doğru mudur, değil midir? Tabii i̇şte, fotoğraf montaj mı? Sahte mi, evet. mi? yani fotomontaj veya montaj mı? Aynen internette yayılan mail'ler mesela bir mail gelebilir karşınıza efendim altında Leyla Alaton. Ama yani gerçekten Leyla Alaton mu yazdı acaba bunu? Bir kere benim başıma geldi de yani 10 sene falan dolaştı <laughs> bana ait olmayan ne bir yazı. Ya? 10 sene dolaştı Facebook'ta ve daha işte yeni anlaşıldı o yazının bana ait olmadığı olabiliyor böyle şeyler. Ya bu şeyler. çok işte insanın insanı rencide evet. eden bir şey. Tabii. Yani yazının başlığı da şeydi bir Türk olarak Kürtlere soruyorum diye meşhur bir yazı. Hiç benimle tabi alakası olmayan bir şey ama çok gazetecinin başına geldi veya fotoğraflar mesela seninle ilgili olduğu sanılan bir fotoğraf hiç sana ait olmayabilir. Bir foto montajdır veya başka bir şeydir. Bunun çok mağdur olan insanlar var. Doğru. Uçağın böyle bir güçlüğü Doğru. var bir taraftan yani teknoloji derken. Evet. Her yani... şeyin iyi ve kötü tarafı var. Yani, mühim Türk... olan iyi tarafının daha çok olması. Evet, Türkiye algısı diyorduk. Sen onu anlatıyordun mesela. Böyle yani iyiler var, kötüler, karışıklıklar ben var 30 sene evvel Amerika'da okurken memleket olarak yerini bilen yoktu, adını bilen yoktu. Bugün Doğru söylüyorsun. <laughs> hiç yani Mukkaya tartışılmaz sırrı. bir bir e, yerimiz, e, yurdumuz biliniyor. Herkesin ilgisini çekiyor. E, hiç e, yabancılık çekilmiyor çok kişi gelip görmüş oluyor. Doğru. Ee, Bir turizmin de burada katkısı oldu. Dediğin gibi Türkiye denize Türk ha, O İtalya'nın oralarda Türk falan. O İtalyanların oluşu, ya. insanların buradan e, seyahat etmeleri. Evet, bütün bunların çok büyük etkisi oluyor. Ya biz de ilerliyoruz. Niye biz ilerlemeyelim ki? Yani e, zaten amaç bu değil miydi? Tabii. Yani Türkiye'nin imkanları ve kapasitesi sonuçta evet, önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar imkan yaratan, kapı aralayan bir şey. Seyahatlerinde böyle son dönemde gittiğin yeni yerler var mı? Veya birkaç Türkiye içinde, Türkiye dışında çok seyahat eden biri olduğun için. o oh, gidememiştim şuraya da gittim. Gördüm dediğin bir yer oldu mu? Önereceğin birkaç yer var mı mesela Leyla insanlara? İrma'dan birkaç saatle kaçtığımı biliyor musun? Gerçekten ee, ya Ama o da hiç benim kontrolümde Kara, olmadan. Karayipler'de mi? miydin? Hayır ikna? Florida'da. Florida'da. Evet. E, yeni, yeni geldin o e, zaman. Evet. Dün diye gün geldi. Gerçekten mi? Evet. Yani gelmeseydin evet. belki de uçuşlar iptal olacaktı. Muhtemelen evet. güvenlik sebebiyle böyle kritik zamanlarda bütün hava yolları uçuşlarını ertelerler, evet. iptal ederler. Evet, evet. O bir Hayır, şakadır. Hayır ben Tampa'daydım. Tampa'dan, Tampa'dan şey yaptım. Ee, hakikaten de böyle bir benzin istasyonları dolmaya başlamış. Nasıl hava başlamıştı. Ee, şey miydi böyle? Gayet iyiydi. Su çok sıcaktı. Ee, son tabii arabayı verirken benzin alıp doldurup veriyorsun böyle bir sezmeye başladım yani bir sıralar falan sanki oluyor gibiydi Biraz bu Amerika ama şey ben oluyor. o boşalmasını görmedim yani, yani dükkanların hani marketleri böyle yağmalama haline giden bir korku panik oluyor Amerika'da pek buralarda bu coğrafyada değil de Amerika'da çok olan bir şey o nedense, nedense insanlar bir panik öyle. yapıyorlar evet. yani evet. boşaltıyorlar bir marketleri falan filan ee, evet hani evde evet. yiyecek bir şey kalmayacak falan hiç alıp mesela sonra atıyorlar çöpe falan İlginç bir yer yani evet Türkler niye bu Miami'yi falan çok seviyorlar? Orada böyle evler yani ev patlaması yaşandı dünyanın bazı noktalarında senin bir Türkler şey, daha büyük ben pek Miami'ci değilim benim çocuklar Tampa'ya yakın olduğu için ben oraya gittim bu, bu tatilde ee, Miami tabii işte yeni yeni cazibeli eğlenceli yerlerden ee, Türkler de artık çok daha globalleşti. Doğru. Biz, Daha çok yurt Türk çıkan milleti insanlar. artık seyahat etmekten korkmuyor. Zaten İngilizce konuşuyor, kendini iyi hissediyor, yabancı hissetmiyor. Yemeklerinden anlıyor, müziğinden anlıyor. Ee, bence cesaret gelmesiyle ilgili ve biz meraklı insanlarız ya Türk milleti meraklı ve öğrenmeyi sever. Bir de Türk insanın daha küreselleşmesiyle de alakalı bir şey yani bol seyahatle. Aynen öyle çok yani, kişi var e, işini gücünü bırakıp e, çok ucuza seyahat, seyahat etmeye kendini var vermiş olan yani Bali'ye gidip yaşayan Türkler var aa, artık. Bisiklete Burada. binip yani illa böyle çok büyük bütçeler ayırmadan Hayır. yani kastettiğimiz Miami'ler falan filan değil dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir... her yerde Türklerle karşılaşıyorum. Her Afrika'da yerde. işte şeydi Zambiya'ya gittik efendim Madagaskar'a falan gittik oralarda aa baktım Türkler. Bizim vatandaşlarımız ki, e, Türk yöneticileri de e, bugün global şirketler tarafından en çok tercih edilenlerden. Çünkü müthiş bir e, kriz yönetimi becerimiz var. Ha, onu yani Biz, Niye tercih ediliyor Türkler acaba diye. Yani biz krizi yönetmeyi biliyoruz. Soğukkanlıyız. Pratik olmamız. Pratik, evet pratik tabii. Soğukkanlıyız. Bir de kriz yönetmeyi becerebiliyoruz. Yani B C D planını kurabiliyoruz çok hızlı bir şekilde. Ee, o çok önemli. çok önemli. Çok çok önemli. Öyle bir kası geliştirmişiz. Doğru. <laughs> yani içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı. E ee, ülkemizin şartları da bizi belki buna evet. yönlendirdi. Evet. Peki zayıf olduğumuz yön ne? Yani biz mesela planlama konusunda mı ya da sürdürülebilirlik konusunda mı biraz zayıf fız var mı öyle bir noktamız? Ee, daha iyi olabileceğimiz bir yer var mı? Sen daha iyi olabileceğimiz evet. Evet, daha bence odaklanmak, daha derinle inmek, daha uzmanlıkları geliştirmek konusunda biraz yüzeyde kalıyoruz diye evet. düşünüyorum. Yani araştırma, geliştirme konusunda olsun daha çok öğrenmek, daha büyük uzmanlıklara doğru gitmek konusunda biraz zayıfız. Evet. Turizm yatırımları da olan bir şirketiniz var evet. sizin. Uzun yıllar Türkiye'de ve farklı yerlerde yatırımlarınız oldu. Bu sene nasıl turizm? Geçen senelerle mukayese edersen gözlemin nasıl? İyi yaptığınız zaman Hakan'cığım tamam. hiç sorun Onu sor, yok. Onu Yani Marka siz, olmak hayır, marka mesela. Olmak, marka olmak, müşterin olması, senden vazgeçmemesi, e, risksiz tatil diyorum ben buna. Yani e, risk almamak istemiyorsan hani gittiğimde ne bulacağım diye bir riske girmek istemiyorsan, şurada iki haftalık bir tatilin var, bütün sene de onu beklemişsin, çocukların en azından onu beklemiş. Ee, orada risk almak istemiyorsun, ne bulacağını biliyorsun, kimin sana servis yapacağını bile önceden biliyorsun. Bu bilme e, rahatlığı, duygusu e, yaşandığı için zannediyorum insanlar zaten rahat ettikleri bir yere tekrar gitmeyi seviyorlar. Ee, ve sürpriz bunu yaşamak istemiyorlar. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle büyük marka olmuş turizm yatırımlarına bakınca işte sizin hissettiğiniz Rixos, Kempinski, Demaris, Doğuş grubu veya Koç grubunun büyük grupların yatırımlarına bakılınca sürdürülebilirlik, hizmet kalitesi e, gibi alanlarda ve ürün çeşitliliğine dikkat ettiğinizi görüyorum. Bu sözün ettiğim markalar aslında dünya çapında da Elbette. Markalar. Elbette. Yani Türkiye'ye gelen üst harcama grubundaki e, insanların e, tercih ettiği yerler arasında. Elbette. Ve onların her biri birer elçi aslında. Yani sen Türkiye'ye gelen herkesi yurt dışına gittikten sonra elçin olarak gör, gör, görmek durumundayız. Yani bütün o yaşadığı tecrübeyi çünkü <laughs> etrafındaki 15 kişi bilse zaten senin imajına oluşuyor. Bu sene iyi dediğin mesela yerli turistlerden mi daha çok bahsediyorsun yani yerli Hayır. turizm mi hareketli? Biz hep e, o miksi çok iyi tutmaya çalışıyoruz ki ne kadar yabancı mesela ne kadar yabancı ya, bayramda tabii ki Türkler Türk. belki yüzde ellilere geliyor evet. ama yine de yüzde yüz olmuyor ki e, o çeşitlilik kalsın diye. Evet bu Batı'dan gelen turistlerin sayısında bir ciddi azalmadan turizmciler çok şikayet ediyorlar Amerika'dan ve Avrupa'dan. Sen de böyle bir gözlem hissettin mi bu sene? Çok ciddi bir kayıp var mı senin gördüğün? Dediğim gibi belki 15 otelimiz olsaydı öyle bir şeyi daha çok hissederdik. Ee, ama çok butik, çok belli, çok hani yeri yurdu belli, çok bütün şehirlerden uzak bir yerde olduğu için belki öyle bir şeyden o kadar etkilenmedi. Biliyorsun yeni bir yatırımımız da Karpaz'da, Kıbrıs'ta. Ee, daha çok daha büyüğünü e, inşa etmek üzere e, düğmeye basmak Ne üzere zaman iz... bitireceksiniz onu? Ee, daha düğmeye basmak üzereyiz. Yani iz... plan başladıktan iki sene sonra Hayır, falan mı? Tabii doğru. ki. Tabii Sürer. Tabii ki. Büyük bir yatırım. Tabii. Ee, Türkiye'de peki mesela bu beş yıldızlı oteller ve tatil köylerine doyduğunu düşünüyor musun? Leyla? Yoksa mesela bilmiyorum butik otellere mi, alternatif bungalovlara mı, tekneye mi, denize mi, nereye yönelmek lazım. Yani yeni yatırım alanı bir bütçen olsa nereye yatırmak istersin? Ee, sanırım bizim e, bu e, kültür turizmi dediğimiz e, özellikle de yemek konusu biliyorsun çok popüler bir konu artık çok. dünyada. Millet iyi yemek yemek için e, e, binlerce kilometre gidiyor veya yeni bir tat almak için. Yani sofistike bir grup var ki para harcamayı seviyor. Mesela golf oynayanlar gibi. Doğru. Yani belli bir seviyenin üstünde onlara hitap etmek istiyorsak onlara uygun işler yapmamız lazım. Yani yüksek e, gelir grubunu da evet, bir şey. evet yani para evet. orada. Niye mesela Almanya'dan turlar olmasın Gaziantep'e, Hatay'a, yeme içme konusunda öne çıkan diğer illerimize birçok illa Ege'ye. Gaziantep Ege çok önem veriyor bu konuya. Bir marka şehir Peki. oldu yani ben yeme içme konusunda. Yani. demek istiyorum. Değil mi? Fatma Şahin'in Kulaklarını evet. çınlatalım buradan evet. belediye başkanı. Çok Yapalım. önemli şeyler yapıyor. Şimdi e, Leyla Alaton'la birlikteyiz. E, Türkiye'nin tanınmış başarılı kişi kadınlarından bir tanesi. Instagram'dan, Twitter'dan, sosyal medyadan da bahsettik. Oradan da çok mesajlar geliyor. İzleyicilerimize çok te çok teşekkür ediyorum. Bizi radyodan da dinleyenler var. Bir de tabii, tabii yurt dışından bizi çok takip ediyorlar izleyiciler. Zaman zaman böyle gittiğim zaman orada da birçok izleyicimizle karşı. Tabii tabii çok karşılaşıyorum. Onlara da selamlar. Senin bir seyahat planın var mı? Gitmediğin bir yer bu sene, bu sezon gitmeyi planladın. Sen aşağı yukarı her yeri görmüşsündür mutlaka. Hiç de değil. değil. Hiç Kaç de ülke değil. oldu aşağı yukarı? Saymadım ama ne Çin'i gördüm. Görmedin Tabii mi? Tabii ben Uzak Doğu'yu çok iyi bilmiyorum. Japonya'yı da mı gördün? Hayır, orayı da görmedim. İşte beraber bir Japonya'ya. Sana, sana evet. bir Japonya rehberliği yapayım ben. Ay deme. Gerçekten. Ama yapayım biraz sana. çiçekleri zamanı. Güzel bir zamanda gitmek Onu lazım. Onu görmeden ölmemeye kararlıyım. Allah uzun ömür versin. Evet ama hakikaten öyle. O naz çiçekleri, e, evresini o mart sonu nisan başını görmeden Derim, Bak evet. bir Tokyo yapalım. Ee, bir e, Osaka yapabiliriz. Shinkansen'le Nikko'ya götüreyim seni. Oradan bir Hiroşima yapalım. Bir iki seni e, bir iki tapınağa götüreyim mesela. Güzel bir tur yapalım, gelelim oradan. Ama <laughs> zaman bulmak lazım Leyla'le zaman sorunuumuz var. Seydikten sonra bulunuyor her tamam. şey Hakancığım. Bir üç 4 gün <laughs> <laughs> Hızlı bir tur yapıp gelelim. Niye güzel olmasın? Olur. Güzel yemek yerim seninle, birkaç güzel restoranı. Sosyal medya yıkılır. Sosyal, medya yıkılır. Sosyal medya. Marsunun insan başı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, böyle bir planımız var. Ee, İstanbul çok hareketleniyor. Sen sanat kültür projelerinden söz ettin, İKSV'nin bir festivali zaten yıl boyunca devam ediyor. Biyeneral'den bahsettin. Ee, bu senenin flash etkinlikleri neler olacak diye böyle birkaç senin gördüğün şeyi hatırlatalım. Ee, bu sezonun. Sonbaharın ondan da bahsedelim. Vallahi gelecek hafta ne yapın edin İstanbul'da olun derim çünkü sanata doymak isteyenler, çılgınlıklara doymak isteyenler hepsini görecekler diye. Hangisini düşünüyorum. söylüyorsun bu fashion contemporary mi, contemporary mi? Contemporary'deki yurt dışından da çok galeri var çünkü. Tamam. Yani sanat meraklılarının Kaçırmaması gereken er, bir hakikaten şey. Hakikaten kaçırmamaları gereken bir hafta, gelecek hafta. Peki, çok teşekkür ederim konuğum olduğun için. Ben teşekkür Sevgili ederim. Az. Ayrıca geçen programda da söylemiştim, saç stilini gerçekten çok başarılı buluyorum. Kim yapıyorsa bunu, çok sana, <laughs> senin stiline de çok yakışıyor. Her zaman sen çok şıksın, yani çok güzel kıyafet seçimlerim <laughs> Çok teşekkür var. ederim. Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de görüşmek üzere, hoşçakalın.